Çok kıymetli milletvekillerim, çok değerli AK Parti İl Başkanım, çok değerli belediye başkanlarım, çok değerli başsavcım, çok değerli üniversitemizin çok saygıdeğer rektörleri, çok kıymetli ilçe başkanlarım, değerli bürokratlar, kıymetli basın mensupları ve çok saygıdeğer katılımcılar. Her birinizi bu güzel günde en kalbi duygularına selamlıyorum. Malum bugün 5 Haziran Dünya Çevre Günü. Bu anlamlı günde Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın açılışını gerçekleştirdiği Millet Bahçesi için bir araya geldik. Millet Bahçesi'nin ülkemize, şehrimize ve bütün insanlığa hayırlı olmasını temenni ediyorum. Bu güzel bahçenin şehrimize kazandırılmasında emeği geçen ve talimatlarıyla helikopterden bu talimatı vererek Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a Sakaryalılar olarak şükranlarımı arz ediyorum. Ve yine Çevre ve Şehircilik Bakanımız Sayın Murat Kurum'a, Sakarya milletvekillerimize, TOK yetkililerine ve Sakarya Valimize ve Kadir Şinas milletimize ve bu ihaleyi yüklenen yükleyici firmaya tekrar teşekkürlerimi arz ediyor. Her birine saygılar sunuyorum. Toplamda 62.770 metrekare alanda kurulan, ki diğer millet bahçelerini izlediniz, herhalde Sakarya en büyüğü. En büyüğü sanıyorum. Bizden daha büyük var mı bilmiyorum ama televizyonda izlediklerimizin hemen hemen 6 millet bahçesinin en büyüğü olduğunu burada müşahede ediyoruz. Böyle bir bahçemizin şehrimizin görünümüne yeni bir hüviyet kazandırdı. İçerisinde millet kıraathanesi, Yeşilay Kafe, seyir kulesi, seyir terası, gölet, yansıma havuzu, yürüyüş yolları, mescit ve idari binalardan oluşan millet bahçesi şehrimizin sosyal hayatına yeni bir soluk getirecektir. İnşallah Sakarya'mız millet bahçesiyle güzelliğine güzellik katmaktadır. Kıymetli katılımcılar, Sakarya'mızın doğasıyla, yeşili ve mavisiyle, doğal güzellikleriyle ülkemizin en güzel şehirlerinden biri olduğunu haykırmaya gerek yok. Görünen köy kılavuz istemez. İşte Şakarya, Sakarya, işte Türkiye, işte yemyeşil bir ova, yemyeşil bir vadi. İstanbul'u Anadolu'ya birleştiren, yolların kesişme noktasında olan şehrimiz, iklimiyle, yetiştirilen farklı ürünleriyle, havasıyla, doğasıyla, kültür çeşitliğiyle, yüksek potansiyeline sahip, biz de şehrimizdeki potansiyeli en seviye çıkarmak için var gücümüzle gayret etmekteyiz. Şehrimize vizyon katacak projeleri tüm dünyada öne çıkarabileceğimiz alanlarda yaptığımız çalışmaları bir bir hayata geçiriyoruz. Tarımsal ürünlerde Sakarya'yı yüksek noktalara getirmek için en büyük hedefimizdir. Bu konuda adımlarımızı her geçen gün hızlandırarak atıyoruz. Alan düzünden 500 dekarlık bir alanda tarımsal uygulama merkezi, üniversiteyle işbirliği halinde ve çeşitli tarım kuruluşlarıyla işbirliği halinde tarımsal uygulama merkezi ne dönüştürüyoruz. Ve burada şu anda 40 dekarının dikmiş olduğumuz kenevir ekimini gerçekleştirdik. Havaların yağmurlu gitmesi münasebetiyle diğer 60 dekarında bugünlerde ekimini gerçekleştireceğiz inşallah. Önümüzdeki günlerde kenevir üretimiyle ilgili bir buluşma gerçekleştireceğiz. Sırf kenevir ile ilgili bir program yapacağız inşallah. Yine biliyorsunuz geçtiğimiz günlerde Melen Botanik Vadisi ile ilgili bir protokol imzaladık. Vadide üreteceğimiz ürünlerin 10 yıl boyunca satışını garanti altına aldık. Yani alım garantili bir protokol imzalandı. Başka bir protokol, ben bunu görmedim, bilmiyorum. Varsa lütfen benim haberim olsun. Alım garantili satış protokolü ve ekim protokolü. Ve bunu Alman firmasıyla yaptık. Almanlarla işbirliği halinde yaptık. Burada 4000 dekarlık bir alanda inşallah bir botanik vadisini, Melen Botanik Vadisi'ni
Melen Botanik Cenneti'ne dönüştürüyoruz inşallah. Burada Melen Botanik Vadisi'nde bulunan bitki çeşitliğiyle, yürüyüş yolları ile hem tıp hem de gıda sektöründe kullanılacak olan arıcılık faaliyetleriyle kısa zamanda cennet vadisine dönüşecektir. Çok amaçlı bir servis yolu, bisiklet yolu, yürüyüş yollarıyla o vadi Sakaryalımıza ve Sakarya'ya gelen turistlere hizmet verecektir. Ayrıca kurmayı planladığımız çikolata fabrikası ve bununla ilgili çalışmalarımızı da başlattık. İnşallah kısa zamanda bununla ilgili de hayırlı haberleri sizlere aktarmak istiyorum. Şehrimiz trafiğini büyük ölçüde rahatlatacak olan sigorta köprülü kavşağının ihalesini inşallah 22 Haziran'da birlikte yapıyoruz. Bu kavşak ile Orangaz Caddesi'nde oluşan araç yoğunluğu azalacak ve şehir merkezi ulaşımlarını rahatlatacaktır. Serdoğan ve Erenler'e geçişlerden köprünün üstünde bekleme olmadan trafiğin akması sağlanacaktır. Tüm bunların yanında belediyecilik faaliyetlerimizde rutin hizmetlerimiz hiç aksamadan devam etmektedir. Şehrimiz için en iyisini en güzel şekilde yapmanın mücadelesi ve gayreti içinde olduğumuzu tekrar buradan ifade ediyorum.